İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Hemen kendilerine hoş geldiniz demek istiyorum. İstinye Üniversitesi Gülsam Direktörü, eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Korgeneral Sayın İsmail Hakkı Pekin. Sayın Pekin hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağolunuz. Ve Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Poyraz Gürson. Sayın Gürson siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sağolunuz. Şimdi bizim malum bu bir İHA-SİHA haritamız vardı. Bir yandan onu ekranlara taşıyalım. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, yani her tarafımız sarıldı Türk SİHA'larıyla serzenişi. Ona karşı tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'ni, Yunanistan'ı neredeyse bir hani bir ülkeyi ABD üstüne çevirme girişimleri. Ve tabii bütün bu bölge dengelerinin içinde Türkiye için ne kadar önemli bir güçse SİHA mezunu Rusya ile ilişkilerde de bir soru işareti haline gelip gelmediği. Sayın Pekin öncelikle bunu sormak istiyorum. Zelenski büyük bir tabii ki mutlulukla bir miktar da sanırım inadına hani Rusya'nın da damarına basmak için işte deniz biz savaş gemimizi de Türkiye ile yapıyoruz orada yapacağız SİHA'lar da geliyor evet, falan deyip böyle yani bekliyorsunuz evet Ukrayna'ya gidecek SİHA'lar ama bekliyoruz gelecek gibi demesi bu. Türkiye-Rusya ilişkilerinde çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Ukrayna ve SİHA nasıl bir unsur? Yani ben, evet, Ukrayna bunu dile getiriyor. Özellikle SİHA'larla ilgileniyor. Bir de tabii onlar daha çok bu SİHA'ları Donbas bölgesinde kullanmak için dile getiriyorlar. Yani o bölgedeki ayrıcılık yapanlara karşı gündeme getiriyorlar ama tabii bu olay sadece SİHA olayı değil. Biz şeye kruvazör yapıyoruz. Yani, Ukrayna. Ukrayna'ya kruvazör evet. Yapıyoruz. O kruvazör 2023'te büyük ihtimalle denize indirilecek ve daha sonra da Ukrayna'ya teslim edilecek. Yani işte diğer kısımlar Ukrayna'da devam edecek. Bu arada sadece Arnavutluğa, Polonya'ya değil yani başka yerlere de SİHA talepleri çok fazla. Büyük ihtimalle satılacak. Bu SİHA'lar. Tabii SİHA'ları verdiğiniz zaman otomatik olarak o ülkelerle bir bağ kurmuş. Teknolojik bağ kurmuş oluyorsun. Bu teknolojik bağ siyasi olaylara da, siyasi gelişmelere de hizmet edecek. Ticari gelişmelere de hizmet edecek. Aynı zamanda kurduğunuz bağ böyle bir seferlik satış alış değil. Yani bir sözleşme yapıyorsunuz, bir sistem satıyorsunuz ve bu sistemin bakımı, onarımı, yedek parçası, ondan sonra bu sistemlerde yapılan mühendislik çalışmaları, geliştirmeler, bunları devamlı şeye göndereceksiniz, bilgi yerlere göndereceksiniz de ve devamlı bir bağlantı sağ. Yani Yunanistan Türkiye'yi yalnız bırakmaya çalışırken çalışıyor ama Türkiye bu arada yaptığı işte teknolojik gelişmelerle, yaptığı sistemlerle otomatik evet. Olarak Yunanistan etrafındaki ülkelerle Balkanlarda bir bağ kuruyor. Aynı bağı şeyle kuruyor, Ukrayna ile kuruyor. Büyük ihtimalle belki başka ülkelerle de aynı bağları kuruyor. Ve bu gittikçe genişleyecek. Bunun anlamı şu, yani bu siyasi bağ, ticari bağ böyle devam edip gider. Dolayısıyla bir de bu sistemler, biraz evvel söyledim, yani bir tek böyle sisteme aldınız bitti değil. Yani bu ömür boyunca kaç yıl kullanılacaksa, kaç yıllık ömrü varsa, yani 15 yıl, 20 yıl, o ömür boyunca kullanılacak, modernize edilecek, programları değiştirecek. Hep Türkiye ile irtibatta olacak bunlar. Türk savunma sanayi irtibatta olacak. Bir de Yunanistan'ın korkularından bir tanesi de Türkiye Piri Reis denizaltısını yapıyor. Bu havadan bağımsız. Bu denizaltılar Almanya ile birlikte başladık ama toplam 6 tane olacak. Türkiye'nin kendi tersanelerinde yapıyor bunlar. Ve bunların özelliği şu. Deniz altında normal klasik denizaltılar 3 gün kalırken 3-4 gün bunlar 3-4 hafta kalma kabiliyetine sahip ve ağır torpidolar atma imkanına sahip. Bir de deniz altından ki o da geliştiriliyor şu anda deniz evet. Altından karadaki hedeflere füze atma imkan kabiliyetine sahip bir denizaltı. Bütün bunlar Yunanistan'ı korkutuyor. Yani onun için Yunanistan'ın söylediği laf bu laf. Ama Rusya'ya geldiğimizde Rusya tabii özellikle Donbas bölgesinde bu SİHA'ların kullanılması konusunda belki Türkiye'ye şey yapabilir. Yoksa bu SİHA'lar doğrudan Rusya'ya bir tehdit değil.
Ama Donbas bölgesindeki Alecikler için bir tehdit. Bunları kullanır. Belki bu konuda Türkiye ile Rusya arasında bir takım görüşmeler olabilir. Ve bu Türkiye bu silah bu silahları şeye, Ukrayna'ya satarken tamamen savunma amaçlı atıyor. Evet. Bir taarruz amacı yok Ukrayna'nın da. Dolayısıyla öyle bakmak lazım. Tabii silah satışı etkilemez diye düşünüyorsunuz Sayın Komutanım. Doğru mu? Ben etkilemez diye düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Yani belki iç hareketlerde, iç karışıklıklarda şey etkileyebilir. Ukrayna'yı, o Donbas bölgesindeki şeylere, ayrılma taraftan olanlara belki o evet, mücadelede şimdi, hatırlıyoruz efendim. Ama ben çok fazla etkileyeceğini sanmıyorum. Düşünmüyorsunuz. Rusya'nın kendisi büyük bir tehdit değil diye değerlendiriyorum.